Merhabalar herkese, değerli basın mensupları, buraya kadar geldiğiniz için çok çok teşekkürler. Bilindiği gibi değerli basın mensubumuz Yaşar Anten'de de sağlık durumuyla ilgili bir haber aldık. Umarım acil şifalar diliyoruz burada. Ve son olarak da tabii burada sağlıkla ilgili çalışanlarla, yani bizim otel çalışanlarla ilgili bir çalışma yapmak istedik. Daha öncesindeki sağlık anlaşmalarda genellikle otel müdürleri, otel sahipleri ya da birinci derece akrabalardan yararlanıyorlardı. Model olarak da şöyle bir fikir oluştu. Aslında oteli yapan tabii ki emekçilerdir, çalışanlardır. Onları da unutmamak gerekir düşüncesiyle. Böyle bir çalışma yapalım dedik. Burada otel sahibi, otel müdürü ya da birinci derece akrabalarından yanı sıra oteldeki çalışan en alttaki kimse bu sağlık indirimlerden yararlanması için ön çalışma yaptık. Çalışmaların başında da çok değerli bir kliniğimiz var. O da MedLife. Çok öncesinde de zaten tecrübesiyle konuşturmuştu. Çok takdir edilmişti hizmetlerden dolayı. Bu da aynı şekilde sağ olsun MedLife'dekilerde de bu düşünceyi de çok çok sevdiler. Otel çalışanları için özel indirimli fiyatlardan yararlanabileceği konusunda da çalışmaları başladılar. Bu yüzden de hep beraber burada toplanıyoruz. İlk başlarda deprem, tabii 6 Şubat'ta biz normalde anlaşma yapacaktık. Fakat malum afetle ilgili söz konusu olunca da biz biraz ertelemek zorunda kalmıştık. Şimdi sezon açılıyor. Her şey güzel olacak. Ve umutluyuz. Önceki zaten basın yoluyla da ben konuyu paylaşmıştık. Buradaki amacımız ilk önce 1 milyon yabancı turist gelmesini öngörünmekte. Ve sonrasında da bunu başardığımız takdirde ikinci aşamada 500 bin kişiye geçeceğimizi düşünüyoruz. Bu demek oluyor ki toplam deniz ve hava yoluyla 1,5 milyon yabancı turist geleceğine öngörünmektedir. Ve ileriki haftalarda netlik kazanacak. İlk önce 1 milyonu dolduralım. Ondan sonrasında tabii model olarak da 500 bin kişiyi nasıl getirebiliriz diye çalışmalarımızı halen devam edeceğiz. Fuarlarda sağ olsun Başkan Yardımcımız Alişir Şahin Bey işte fuarlarda da yer aldı. İstişarelerde bulundu, görüşmeler de yaptı. Olumlu sonuç raporunuz bizlere sunmuş oldu. Biz buradan yola çıkarak her şeye çok iyi olacağını inanıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Diğer tarafta işte Serdar Bey, gerçi hangi Serdar Bey? İki de olduğu için şey yaptım. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Meslektaşınız Yaşar Anten için geçmiş olsun. Dileklerimizi sunalım. MedLife Tıp Merkezi olarak Boder'le turizm emekçileri için bir destek anlaşması yapmış bulunuyoruz. Yaklaşık 20'ye yakın uzmanlık alanımız, görüntüleme merkezimiz, laboratuvarımız, diş bölümümüz ile birlikte bütün kapılarımızı bu emekçi arkadaşlara açmış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun. Peki anlaşmanın içerisinde ne var? Bünyemizdeki bütün imkanlardan, uzmanlık alanlarından, laboratuvardan, görüntülemeden, bütün departmanlarımızdan belli bir oranda indirim anlaşması yapmış. Oranı açıklıyor muyuz yoksa? Nasıl? Oranı açıklıyor muyuz? Oranı açıklayın yani. Modere'de turizm emekçileri yararlanacak mı? Evet, kesinlikle. Evet, yani bu aslında geriye dönüp bakıldığında tek tip bir anlaşma, başka bir anlaşma yapılmamıştı. Sadece özel bir anlaşma. Bodrum'da daha önce öyle bir anlaşma yapılmamıştı. Aslında yani Ömer Bey gibi zenginler değil de çalışan
gariban emekçi arkadaşlarımız için. Ülkenin durumu ortada çünkü. Onlara biraz da katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Evet. Öyle yola çıktık. Bu çalışanların rakamı nedir aşağı yukarı? Evet. Kaç kişi? Şimdi tahminen bizim şu anda yeni üyeler var. Onlar giriş yapıldığında tahminen 60 bin kişi istihdam sağlanan bir derneğiz. Evet. Bu 60 bin kişinin tabii doğal olarak hani yani gelme durumu kararı onların tabii ki. Malum şimdi hastane koşullarına göre bakıldığı zaman daha hani hızlı, daha kapsamlı, hani daha tecrübeli hani şeyde kliniklerden de yararlanacaklar. Oranı açıklıyor. %40 indirmeyeceğiz. %40. Evet. Ayakta gazetecilere %20 vermişler. Ayakta muayene dahil. Ayakta muayene dahil yatarak. Yatarak hastanız var mı? Yatarak yok. Günübirlik yatış var ama uzun yatışlar yok. Bu da tek bunun özelliği tektir. Yani turizm çalışanları için tek bir anlaşmadır. Örneği de yoktur. Model olarak da onlar için yani her şeyden önce sağlık düşüncesiyle böyle bir şey yaptık. Eşit olalım. Yani otel müdürü de olsun, otel ön büro müdürü olsun, hani ön büro resepsiyonisti olsun, herkes olsun. Yani bulaşıkçı da olsun. Yani onlar da sayesinde turizme bir yere kadar getirmeye çalışıyorlar. O yüzden onların hakkını yememek lazım. Ve istersen bu anlaşmaya basın emekçilerine dahil edin. Evet, nasıl? Basın emekçilerine. Aynen, kesinlikle. Basını da aynı şekilde. Modern üye olmanız gerekiyor. Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak bir anlaşma yapmıştık. %20 indirim aldık. Öyle mi? Ondan dolayı. Demek ki %40'a çıkardık şu anda indirimi. Öyle mi? Tehlikeli bir grup olduğu için. Evet. Aynen. Kapı muayene girişinize sarf ücretiniz var mı? Var. Nedir? 600 lira. 600 liranın %40 indirimi. Evet. 360 olacak. SSK işbirliğiniz var mı? Var. Var. Tedavide de aynı indirim uygulanacak. Her şey. Evet. Siz daha çok merak ettiniz ya. Anlaşmamız var. Gönderirseniz. Evet. İmzayı da atarsanız canlı yayını imzayı da bitirmek isteriz. Nasıl? İmza yapalım. İmza, evet, biraz tamam. Geri çıksak da biz de fotoğraf teşekkürler. Çekelim. Hadi hayırlısı olsun hepimize. Bir kenara alsak, bir kalem de var mı? Aynı hadi anda imza alayım. Ha, kalem burada var. Buyurun. Yani, evet, kenara evet, imza alıyorum. Böyle bakabilir miyiz? Teşekkürler. Bir de buraya bakabilir miyiz? Evet, buyurun.